Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, parti için toplanan cihat paralarının eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın çocuklarının zimmetine geçirildiği iddiaları ile ilgili konuştu. Bu iddiaları yalanladı ve bizde para hedefe aktarılır dedi. Cihat için toplanan paraların o tarafa geçtiği iddiası uydurmadır. Öyle bir şey olamaz. Bir zamanlarda mercimek olayı falan vardı, hatırlayın 1990'lı yıllarda. Bizdeki her bir para hedefine mutlaka ulaşır. Yani bildiğimiz fitnenin her zaman için efendim eline gelen çabayı sarf etmek istediğini, dünya emperyalizmin de gerçek hedefinin milli görüş olduğunu biliyoruz. Milli Görüş ve Erbakan Haftası. O söylediğim de gerçekti, bu söylediğim de gerçek. Evet, hayır, hoca değil. Terbiyesizliğe bak. Ne hocası? Hocanın çocukları zimmetine geçirdi. Bugünkü toplantı matematik toplantıdır. Kim erkekse çıksın gelsin, ne soracaksa sorsun. Biz burada Allah'ın izniyle bu işi %100 yapmak için bu matematik toplantı yapıyoruz. Eğer bu toplantıdan sonra hala utanmadan tezvirat yapacak olanlar varsa bu müfterileri de milletin önünde zelil ediyoruz, zelil olarak ilan ediyoruz. Şimdi kendileri bu 55 milyar liralık kendilerine intikal eden yardımları nasıl harcadılar, nasıl ulaştırdılar? Ayrıca kendileri konuşacaklar. O kendilerinin görevidir. Ben sadece tezvirata cevap vermek için konunun mahiyetinin ne olduğunu böylece belirtmiş oluyorum. Peki Türkiye'den giden yardımlar bundan mı ibarettir? Hayır. Türkiye'den giden yardımlar ayrıca bir bütün makbuzlarıyla, bakınız dosya baştan sona kadar mühürlü makbuzlarla doludur. Fotoğrafçılar çeksin, televizyoncular alsın, şunları kurtarayım da size göstereyim. Ne bunlar? Bosna Hersek resmi makamlarının yardımlarına aldıklarına dair mühürlü belgeler. Ne kadar? Bir klasör dolusu. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Bu sadece 3-4 günde buraya fakslananlar. Fakslıyor halk. Ben şuna verdim, şundan bu makbuzu aldım, bilginiz olsun, bu müfterilerin yüzüne çalın diyor. Ben de o görevi yapıyorum. Ne kadar makbuz var burada? 100'e yakın makbuz var. Hepsi, herkes gelip bu makbuzları karıştırabilir ve bunların içerisinde bütün Bosna makamlarının ayrı ayrı imzalarıyla neler? Türkiye Büyükelçisi, Bosna Büyükelçisi. Efendim Büyükelçi yardım almadım diyor. Büyükelçinin kendisi burada şu kadar bin dolar, şu kadar bin mark aldım diye kendi imzasıyla yazısı burada. Efendim Merhamet Derneği yardım almamış diyorlar. Merhamet Derneği'nin kendisi burada. Kendisi burada. Evet, İHA'nın getirdiği bütün bu 3000 tonluk, 3 milyon marklık gıda yardımını biz de beraberce yardım olduk, dağıttık, teslim aldık diyor kendisi. 308 bin ton. Düşününüz. Ve 308 bin ton gıda yardımı bütün şeylerin, yetkililerin imzalarıyla burada ve de cephe komutanları, cephe komutanlarının imzası, Adem Hacic, Şimal Cephesi Komutanı, biraz sonra ne yapılmış söyleyeceğiz. Peki bütün bu şuradaki makbuzlar, buradaki makbuzların yekûnu nedir? Bakınız makbuzlar 4 sayfa,
4 sayfa burada tam 70 tane makbuz hesaba katılmış. 70 tane aslı çok daha fazladır. Bütün bu yapılmış olan yardımlar 70 tane makbuzun toplamı 3.368.850 D-mark, 218.366 dolar, 8.500 Suudi riyali, 1.146.370.000'i de Türk lirası olarak yapılmış. Bunları takriben Türk lirasına çevirecek olursak 44-45 milyar lira yapıyor. Ne bu? İHH'nın dışında, İHH 55 milyar yapmış. İHH'nın dışında da 45 milyar başka kanallardan Bosna'ya ulaştırılmış. Bosna'daki cephe komutanları dahil, Bosna'daki yardım cemiyetleri dahil, Bosna'daki merhamet dahil ne yapıyor? 100 milyar liralık yardım. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Çok daha fazla. Çok daha fazla. Ama 3-4 gün içinde toplanan belgeler bunlar. 100 milyar liralık yardım ilgililere ulaştırılmış. İHH kanalıyla ve Bosna yetkilileri kanalıyla. Peki Türkiye'den bugüne kadar yapılan bütün yardımların hepsi ne kadar? Bak Türkiye'den yapılan bütün yardımlar sayıyorum size. Milli Eğitim Bakanlığı mensupları ve öğretmenlerce yapılan yardım 15 milyar. Zaman gazetesi 500 bin Alman markı. Interstar televizyonu 21,5 milyar. PTT mensupları 10 milyar. Toplandığı zaman Türkiye'den yapılan Refah Camiası dışında yapılan yardımlar 50 milyar. Refah Camiası'nın yaptığı yardımların bir kısmı 100 milyar. İşte vesikalar. İşte vesikalar. İşte kimin teslim aldığına dair çoğu da çift imzalı, mühürlü belgeler. Buyurun. Onun için işte basın burada. Hepsini açıkça ilan ediyor. Ne sorunuz varsa sorun. Ama bir daha da tezvirat yapmaya tövbe ettirin bu fosilleri. Bak işte demokrasi budur. Çamura atabilirsin. Ama arkadan da cevabını alırsın ve çamur senin yüzüne yapışır. Önce ülkenin menfaatlerini korumayacaksın bire taklitçiler. Halkın yapmış olduğu yardımları götürüp Sırplara vereceksin bire taklitçiler. Halk senden kurtulup Müslümanlara yardım etmek için kanallar kuracak, teşkilatlar kuracak, onlara merasimle madalya takacağını. Bugün ne lazım gelir biliyor musun? Eğer Türkiye'de adil düzen olsa bugün başbakan gelir, İHH'ya bir altın madalya verir, merhamete bir altın madalya. Bugün madalya merasimi günü olur idi ve de olacak Allah'ın izniyle. Adil düzen gelecek, bu olacak. Böyle tezvirat yapıp halkı bölmek için bu soğukta milleti Taksim'e toplamak nerede? Hakkı üstün tutmak nerede? Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha fazla tek kelime konuşmaya lüzum olmadığına kanayım. Muhterem arkadaşlarımıza kısaca söz vereceğim. Bizzat kendilerinden gerçekleri duymanız için ve de arkasından size iki tane film göstereceğim. Sonuna kadar mutlaka, çünkü kısadır, 4 dakikadır film. Filmlerden bir tanesi İHH'nın Bosna'da yaptığı yardımları gösteriyor. Bir diğeri de Bosna'daki bir Mercedes-Benz yedek parça fabrikası nasıl silah fabrikasına çevirmiştir? Bu silah fabrikası nasıl cephede? O silah fabrikasına ait yapılan yardımlar ve onun bütün ham madde tedarikleri, ki takriben 2 milyon mark tahmin ediyoruz, yani 22 milyar lira bu hesapların içinde dahil değildir. Onu da katarsak 122 milyar. Refah Partisi'nin dışındaki yardım ne kadar? 50 milyar. Bunun ne kadar Müslümanlara gitti? 5 milyar.
Onlar 5 milyar, Refah'ın dışındakiler, Refah 122 milyar. En aşağı, en aşağı. İşte hesap, işte belgeler, işte mühürler, işte senetler. Bak biz senetle konuşuyoruz, belgeyle konuşuyoruz. Şimdi müsaadenizle önce sözü... Borçtan milletine yardımlarını bugüne kadar ulaştıran Refah Partisi camiası mensuplarına da bu arada özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Da ta pomoć budite uvjereni da je stigla. Ve bu söz konusu edilen yardımların yerine ulaştığı konusunda mutmain olmanızı istirham ediyorum. Kaç milyon mark şeyini Sayın Sabiş'ten duyabilir miyiz? Tabii tekrar. Sorduğunuz için soruyorum. Kusura bakmayın ama yani bu gerçekten aydınlatıcı bir... Ne demek? Bu imza sizin mi demek istiyorsun? Rakam var. Hayır, yok yok, hayır. Veya yaklaşık olarak kaç milyon mark olduğu konusunda... O siz yalnız ne kadar milyon olarak hatırlayın. Bizlere yaptığı yardımların toplamının böyle bir rakam oluşturduğu konusunda kanaatlerimizi ifade ediyorum. Tabii ki bu gelen yardımlar bizim Almanya'daki mültecilerimize, Zagreb'deki üzerine, Türkiye'deki mültecilerimize, Bosna'daki yardıma ihtiyaç halkımıza kadar çeşitli kanallarda kullanılmamız gelmiştir ve bu bizim ihtiyacımızın çok belli bir kısmıdır. Çok büyük ihtiyacımızın belli bir kısmıdır. Bizim bugüne kadar yaptığımız tespitler bu camiadan gelen yardımların bu mertebede olduğu. Ya bir sual var mı? Videoyu seyredelim. Buyurun. Bir sorular çok güzel olacak. Hakan Aygün Show TV. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani DYP kaynaklarından 27 milyar gibi rakamlar telaffuz edildi. Ve Sayın Sarıç'ın belgesi bu iddiaları kesinlikle yanıtlayan ve ikna edici bir açıklama. Tabii. Evet. Fakat ben bu açıklamanın bir de orijinalini görmeyi rica ediyorum. Diğerlerinin orijinali var. Kendisi burada. Böyle bir ricamız olur. Kendisi burada. Kendisi burada. Orijinaliti sahibi burada. Sahibi. Bu imza size ait mi diye sorabilirsiniz. Evet. Estağfurullah. Hocam. Buyurun bakalım. Bu özürümüzü bütün müfteriler adına yapılmış bir özür dileme olarak kabul ediyoruz. Hocam, İşte er meydanı burası. Var mı sual soracak? Çıksın. Çıksın bakalım. Ama sonra arkadan iftira yaparsa bir kimse, bütün bu açıklamalara rağmen bu er meydanını biz günlerce ilan ettik. İşte herkes burada. Burada gelip gerçekleri sormak herkesin hakkıdır. Ama bu burada biter. Bunun arkasından hala bu iftiralar yapılacak olursa bu sadece müfterileri rezil.